merhabalar. Habertürk ekranlarında spor zamanı. Bu saat diliminde Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa konuğumuz olacak. Onunla gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar hanım. Teşekkürler. Hocam nasılsınız? Öncelikle halinizi, vaktinizi soralım sizin. Teşekkür ederim, iyiyim. Mevcut olan ortamda iyi olmaya çalışıyoruz. Çok kolay değil, herkesin bildiği gibi. Ama ortamı kabullenerekten işimize yavaş yavaş odaklanmaya ve dönmeye çalışıyoruz. Bu süreci bu şekilde hep birlikte geçirmek zorundayız. Peki hocam, takımın geri dönüş izlenimleriyle başlamak isterim. Kasımpaşa Ligler'e verilen aranın ardından sahaya indi. Şimdi siz karantina sürecinde Afyon'da anne ve babanızla birlikteydiniz diye biliyorum. Ancak sizin kendi çekirdek aileniz Belçika'da ve 3 aydır onlarla görüşemiyorsunuz. Fiziksel yeterlilikten ziyade mental anlamda hazır olmaya vurgu yapan birisiniz ve 1,5 aylık ara sonrası futbolcularınızı bu açıdan nasıl buldunuz? Yani endişe veya korkularını yenebilmişler mi? Şimdi tabii biz o süreçte de hep oyuncularla iletişim içerisindeydik. Yani ne kadar birlikte idman yapmamış olsak da onların neler yaptığını ve gün içerisinde nasıl günü geçirdiklerini, aileleriyle birlikte nasıl zaman geçirdiklerini çok yakinen takip ediyorduk. O açıdan döndükten sonraki süreçte çok şey olmadı. Yani futbolcuları da daha yakinen tanımaya başladık. Kimlilerin daha çok yani mental anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu da çok net bir şekilde artık analiz ettik. Geçtiğimiz hafta tekrar testlerde idmanlara başladığımızda da bunları, bu verileri hepsini değerlendirerekten mental anlamda oyuncularla yapmış olduğumuz bireysel görüşmeler gayet olumlu bir şekilde sahaya yansıdı. Geçtiğimiz hafta biraz önce söylediğim gibi sahaya indik ve açıkçası oyuncuların dönüşü beklediğimizin çok çok üzerinde oldu. Hem mental anlamda olsun hem de fiziksel anlamda olsun. Peki hocam, Kasımpaşa'da ikinci döneminiz. 5 Şubat'ta imza attınız, 6 Şubat'ta sahaya indiniz. Şöyle bir fotoğrafa bakalım. 12 yeni oyuncu katılmış devre arasında takıma ve takım düşme potasındaydı ve sizin dokunuş yaptığınız bir ekip yoktu karşınızda. Nasıl oldu hocam, hani çok riskli bir ortam, korkmadınız mı kabul ederken başarısızlıktan? Gerçi baktığımızda da son 4 maçta 10 puan, hani form grafiği yüksek bir Kasımpaşa var karşımızda ama bir yandan da puan tablosuna ve fikstüre de baktığımızda ligin devam etmesi halinde hem yukarıdakilerle hem de ligde kalma yarışındaki takımlarla önemli maçlarınız var ve düşme hattında puanlar birbirine çok yakın. Kaldığı yerden devam edebilecek misiniz? Tabii şimdi ilk sorumuza gelecek olursak, yani hayatta sonuçta risklerle dolu bir hayat. Özellikle bizim yapmış olduğumuz işte belirli riskleri almazsanız başarılı olma şansınız yok. Bu bir gerçek. O kadar yeni oyuncunun gelmesi tabii ki devre arası için alışık olan bir şey değil. Yani normal olması gereken bir şey değil ama Kasımpaşa'nın yaşamış olduğu süreç belirli bir değişim gerektiriyordu. Burada da Serkan'ın süreçleri kutlamak lazım. Çünkü 12 tane yeni oyuncu alıyorsunuz. Bu oyuncular yeni bir lige geliyorlar, yeni bir oluşuma geliyorlar ve ligde kalma mücadelesi veren bir takıma geliyorlar ve bir kulübe geliyorlar. Burada özellikle bireysel anlamda yeteneklerinden ziyade futbolcuların kişiliği de çok önemli bir faktördü. Bu oyuncuların oynamış olduğu oyunla, daha önceki oynamış olduğu karşılaşmalardaki yapmış olduğu analizle belirli kalite kalitesini görebilirsiniz. Ama mental anlamdaki verileri açıkçası çok kolay değil. Bu konuda da gayet Kasımpaşa olumlu işler yaptı. Biraz önce söylediğim gibi Serkan'ı burada kesinlikle kutlamak gerekiyor. Biz geldikten sonraki kısım 2 hafta sancılı geçti. 2 karşılaşma sancılı geçti. Çünkü çok fazla zamanımız yoktu. Galatasaray maçından bir gün önce idmanlara başlamıştık. Bir hafta sonra Antalya karşılaşması oynadıktan sonra oyuncuları yakinen daha iyi tanımaya başladık. Ve o süreçten sonra da bizlerin neler yapabileceğini, yani rakiplerden ziyade bizlerin neler yapabileceğini üzerinde fazla duraraktan oyun planı belirledik. Bunu tabii ki oyuncularla da
kabullendirmeniz gerekiyor. Ve üst üste almış olduğumuz iki iyi sonuç, Denizlispor ve Konyaspor'daki karşılaşmadan sonra oyuncular her geçen gün hem kendi hem takım arkadaşı hem de bize olan güvenleri artmaya başladı. Ve son oynamış olduğumuzda iki karşılaşma, Kayseri ve Göztepe çok net bir şekilde sahaya yansıdı. Bundan sonraki süreçte sorunuza cevap verecek olursam, biz kaldığımız yerden devam edebileceğimize inanıyorum ben. Çünkü bu yapmış olduğumuz bir haftalık idmanda bunu çok net bir şekilde sahada görebiliyoruz idmanlarda. Takımların yukarıda veya da aşağıda olması çok fazla bir şey değiştirmiyor bizim adımıza. Çünkü 8 tane karşılaşma kaldı. Bunların en azından 4 tanesini galip gelebilmemiz lazım ki ligde kalmamızı garantileyelim. Kolay olmayacak ama biz inanıyoruz yani hem oyuncu grubu olarak hem teknik ekip olaraktan hem kulüp içerisindeki yapı olaraktan güzel bir eğer ligler tekrar devam ederse güzel bir yerde ligi bitireceğimize inanıyorum. Peki sizin daha önce yaptığınız açıklamalara baktığımızda da bilime, altyapıya ve üretime önem veren bir teknik direktör grubunun başını çektiğini görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu da buna vurgu yapmıştı ve siz Avrupa'nın birinci ve ikinci liglerinde görev aldınız. Görev aldığınız ülkelere baktığımızda Belçika ve Hollanda'yı eğer sayarsak iki ligde de tescil kararı geldi ve şu an Türkiye'desiniz. Ligde kalan maçların tamamlanması konusunda sizin düşünceleriniz nedir hocam? TFF'nin hazırladığı bir protokol var. Bu protokolün uygulanması mümkün mü sizin açınızdan? Bazı teknik direktörlerin, Rıza Hoca'nın açıklamaları vardı. Bu protokolün uygulanması mümkün değil diye. Sizin de görüşünüzü almak isteriz bu konuda. Türk futbolunu bilen Fuat Çapa, Türk futboluna yön verecek yeni süreçle ilgili neler paylaşır? Şimdi tabii Belçika Ligi'ndeki konum tamamen değişikti. Yani lider olan takımla ikinci olan takım arasında ve dördüncü olanla beşinci olan takımlar arasında puan farkı çok fazlaydı. Orada lig bir şekilde oynanmıştı. Sadece playofflar kalmıştı. Bundan dolayı oradaki ligi şu anda çok fazla örnek olarak almamak lazım. Diğer tarafta Hollanda'da değişik bir yapıya gitti. Onlar ligi tescil ettiler ama gelirleri işte takım içerisinde, sayı içerisinde yani 18 takıma bölecek şekilde anlaştılar federasyonda. Hatta şu anda bir alt ligden iki tane takımı yani Süper Lig'e çıkartıp, Hollanda Süper Lig'ine çıkartıp 20 takımla devam etmek gündemi konuşuluyor. Yani bu süreç orada da şu an daha kapanmış değil. Artılarıyla ve eksileri halen daha yorumlanıyor ve tartışılıyor. Yani her ne kadar tespit edilmiş olsa da. Bizim ligimize gelince Türkiye'de biraz bu işler tamamen değişik. Yani biz yorumları çok değişik bir şekilde algılıyoruz ve şey. Çünkü herkes yani şampiyon olmak Türkiye'de çok şey değiştiriyor. Avrupa'da ise futbol biraz daha çok spor olarak görülüyor. Bizde sporun ötesine geçiyor ve duygular çok fazla ön plana çıkıyor. Bizim ülkemizde tescil etmek biraz zor gözüküyor. Yani ben şahsi düşüncemi söyleyecek olursam. Çünkü hem şampiyonluğu oynayan takımlar, hem ligde kalacak olan takımlar, hem de bir lig alttaki takımlar. Çünkü çok sayıda puanlar birbirine yakın, takım puanı yakın olduğu için böyle bir karar almak çok kolay değil. Herhangi bir karar alacak olursan da emin olun belirli tepkiler gelecektir. Mutsuzluklar oluşacaktır. O açıdan yani süreci bekleyip görmekte daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki haftalar, aylar neler getirecek hep birlikte göreceğiz. TFF'nin yayınlanmış olduğu protokola bakacak olursak açıkçası Türkiye'de bunu gerçekleştirebilecek çok takım sayısının olduğuna inanmıyorum ben. Bizim Kasımpaşa olarak tesisimiz buna 70-80 uygulayacak şekilde bu yapıya sahip. Ama diğer kulüplerin bu kadar şanslı olduğuna inanmıyorum ben. Yani çalışmış olduğumuz kulüplerde de bunu çok net bir şekilde gördük. Bu tür kararlarda keşke sadece bilim kurumundaki veyahut da sadece federasyondaki değil ama kulüp içerisindeki olan yetkililerin de düşünceleri veya fikirleri alınmış olsaydı küçük bir çalışma grubu oluşturulup
o çalışma grubuyla birlikte bazı kararlar ve protokoller hazırlanmış olsaydı bence çok daha doğru olurdu diyerekten düşünüyorum. Onlar işin sadece teorik kısmında, oysa pratik kısmı tamamen değişik. Teoriyle pratiği birleştirdiğimiz daha güzel bir protokol olabilir diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağlıklı, iyi çalışmalar dileyelim. Yayına katkılarınız için de teşekkür ederim hocam. Şimdi süremizin sonuna geldik. Yarın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Dikler'in geleceğiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile önemli bir toplantı yapacak. Ve bakacağız buradan çıkacak kararlarla birlikte ligin devamlılığı konusunda nasıl bir karar alınacak. Her geçen gün yeni bir karar alınmaya çalışılıyor. Biz de merakla bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Spor Türkiye gelişmelerin bugün sonuna geldik. Saat başında Mehmet Akif Ersoy Manşet programına devam edecek. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.